muhalefet güçlü siyaset kurumunu, sorun çözen güçlü siyaset kurumunu okumak yerine eski Türkiye'nin kodlarıyla bugünü okumaya çalışıyor. Biraz da sorunumuz bu. Eski Türkiye'de ne vardı? Travmalar vardı, korkular vardı, güvensizlik vardı, yetersizlik duygusu vardı. Ve siyaset daha çok bu kodlar üzerinden okunurdu. En ufak bir değişimde hemen korkular pompalanır. Çünkü değişim nedir? Değişim bilinmeyendir. Değişim belirsizliktir. Değişim risk almaktır. Yani siz Kürt meselesini ve terörün çözümünü oraya geleceğim. Yeni bir şey mi getirdiniz? Oraya geleceğim. Yani değişimden korkan, bu korku üzerinden siyaset yürüten, özgüveni olmayan, mevcut bir statükoyu, mevcut bir durumu daha doğrusu koruma yanlısı olan bir siyasi anlayış vardı. AK Parti ile birlikte Türkiye daha çok yenilikçi, reformist, değişimi yöneten, değişimi okuyan ve düşünebiliyor musunuz? En basit bunun göstergesi şudur. Yani eski Türkiye'de iki gün öncesini göremezdik. Bir planlama söz konusu olmazdı. Bugün yeni Türkiye'de artık sanayicisi de, iş adamı da, öğrencisi de, vatandaşı da 10 yıl sonrasını planlayabiliyor. Yani Mahir Bey, şunu demek istiyorsunuz galiba. Bizim Kürt meselesinin çözümüne ilişkin bir planımız var. Var ve bunu uyguluyoruz. Biz planımızı aşama aşama uyguluyoruz. Bakın bu bir süreç. Yeni evet, bir şey yok. Ben ısrarla şey şunu söylüyorum. Bir şey söylediniz. Hani sonuçta örgüt de bu 10 yıl boyunca, son 2 yılda dahil, şu propagandayı sürekli yapıyor ve bundan kazanıyor. Biz olmasaydık, bu işin bastırmasaydık, bu terörü yapmasaydık, devlet bunları sizin için yapmazdı. Buna karşı bu propaganda neden önlenemedi tarafınızdan? Hala da geçerli bir propaganda. Bakın, çünkü şu anda da Abdullah Öcalan'ın muhatap alınması üzerine yapılıyor. Biz hiçbir zaman AK Parti'nin başarısının altında yatan sebep nedir diye sorarsanız, biz hiçbir zaman savunmaya çekilmedik. Biz hiçbir zaman karşı propagandanın etkisi altında kalıp kendi pozisyonumuzu değiştirmedik. Biz dün olduğu gibi bugün ve yarın doğru olduğuna inandığımız şeyleri kendi kurullarımızla, kendi kurumlarımızla istişare ederek ve biz her ay gündem araştırmaları yapıyoruz. Kamuoyu algısını sürekli olarak ölçüyoruz. Yani biz mesafe alırken kendi evrenimizi doğru okuyarak mesafe alıyoruz. Şimdi biz asla şunu yapmayız. Yani efendim BDP örgüt şöyle bir propaganda yürütüyor, bu propagandaya karşı biz de şunu yapalım diye düşünmeyiz. Biz doğru bildiğimiz şeylere odaklanırız. Ama bizi burada üzen şey şu: bazı odakların bu dili AK Parti karşıtlığı adına sahiplenmesi ve kullanması. Yani bunun doğru olmadığını. Yani siz mesela MHP'nin, siz MHP'nin mesela PKK ve BDP dilini kullandığını mı demek istiyorsunuz? Eğer siz diyorsanız ki BDP'nin ve örgütün talepleri doğrultusunda AK Parti hükümeti taviz veriyor diyorsanız, söyleminiz örgütün ve BDP'nin söylemiyle örtüşüyor demektir. Ama yani bir muhalefet partisi sizin politikalarınızı eleştiremez mi? Yani Kürt meselesiyle ilgili bunu eleştirmesi en temel hakkıdır, en doğal hakkıdır. Bunu eleştirmesi başka bir şeydir. Sizi örgüte taviz vermekle, sizi hainlikle, sizi yıkım politikasıyla, sizi bölücülükle suçlaması başka bir şey. Sert buluyorsunuz. MHP'nin anladığım kadarıyla tepkileriniz. Yani AK Parti gibi milli, yerli, kendi ülkesinin insanının değerlerini, kültürünü, yaşam inancını, yaşam biçimini, inancını içselleştirmiş muhafazakar demokrat bir hareketi bölücülükle suçlamak en azından insafsızlıktır. Peki bir reklam arasına girelim değerli izleyiciler. Kısa bir reklam arasından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal'la siyasete ilişkin tartışmamız devam edecek.